Merhabalar efendim. Maalesef serimiz yavaş ilerlediği için Köf'ün şarkısı olan Düne anca gelebildik. Çok istek vardı. Farklı bir janra, farklı bir tarza geçmeden önce Köf'ün ilerlediği için yeni şarkıya kadar yetişeyim istiyorum. Tabii ki de hepsini inceleyemeyeceğiz ama en azından Dün'ü de katmamız gerekiyordu bir şekilde. Bizim çok sevdiğimiz bir parçamız. Konumlanmadı. Bir promote planı vesaire hiçbir şey olmadı. Sizlerin işte YouTube'dan, Spotify'dan kendince tıklayarak, kendi arşivine, koleksiyona kaydederek dinlediği şarkılardan birisi. Bir zamanı gelecektir. Gerçekten çok seviyoruz. O yüzden Production Breakdown serisinin Dün kısmını başlatıyorum efendim. İzninizle. Bu nasıl bir parça? Yine bizi duygudan duyguya götüren, yine bir Köf'ün tarzını bence ortaya koyabildiğimiz tarzda bir parça. Duygusal bir beste. Ama aynı zamanda bu duygusallığa bir hareket de lazım. Nedense o potansiyeli de barındırıyor bu beste. Zaten klasik soslamalarımızı, kontrastlarımızı bir şekilde buna yapıyor olacağım. Ups. O yüzden bir şekilde bu kontrastlar, bu soslar, hüzünler, tatlışlıklar, her şeye rağmen hayat devam ediyor. Her şeye rağmen varsın. Tarzı yaklaşımları yine burada dengelemek için kullanıyor olacağım. Dedim ki bunlar benim biraz refleksim. Benim algılama biçimim. Şimdi parçaya şimdi bu introyu hepimiz seviyoruz biliyorum. Ama bu intro yine en son tasarlandı. Ve zordu gerçekten bulmam. Parçayı genel olarak şu ritmin üzerine kurmaya çalıştık. Piyanoda çalmıştık ilk. Bazı bazı ba. Aslında çok dans vari bir olay. Normalde aklına ilk gelen şey bu olmaz ama Köfün'le yapmaya çalıştığımız şeylerden biri gerçekten cry dance olayı. Ağlayarak dans edebilirsiniz. Biraz biz o duygulardan kaçamıyoruz onları göstermekten ama bir şekilde bu dans enerji bir şeylere de sokuyoruz. Yani bu çok böyle melankolik, çok yerlerde süründüğümüz bir tarz olmuyor. O yüzden çok çeşitlilik barındırmak bizim amaçlarımızdan biri. Bu kadar aslında bir hüzünlü bir parçada tam böyle gözyaşlarını pıtır pıtır damlatarak ya dans edebilirsin yani bunda. Düz. Bu eve getiremediğim piyanomla kaydettik. O salaşlık, o piyano tonunu zaten hani şurada duyuyorsun yani. Bu plaklarla destekliyorum bir şekilde. Sample'lardan yaptım. Şimdi şu plug pipe'larım eşlik ediyor buna. Progression'ı yine bu bir tek ben anlarımda da işte bu albüm zaten komple bir tek ben anlarım konsepti olduğu için bilinçli olarak dün ne gitti yani bu ilk chord progression'ı yine do maj 7 sol maj 7 yani bu havadan başlamam önemli. Çünkü bu tarz prodüksiyonlarda ben de buraya bu şekilde karar verirsem sonrasını çok etkiliyor. Baştaki intro'nun yazılma sebebi bile bu chord progression'ı. Yani do maj 7, sol maj 7, do maj 7. Böyle bir dingin, sakin yani bu progression'ın bana ilham verdiği çok şey var. O yüzden hep anlatmaya çalıştığım şey o chord progression'da seçimlerim duyguyu armoniyle manipüle ediyoruz, yönlendiriyoruz. Nasıl derseniz. Bu ben de kendimi bu şekilde yani buraya böyle karar veriyorum ve bir şekilde bu projede çalışırken
başka yönlere işte diyorum ya, intro ve introdaki o melodiyi çağırmış oldum bir şekilde. Ona zemin hazırlamış oldu. Düğün dünle gitti işte gülümde. Bunu seçmek önemli olacaktı. Wow, okey. Geri döndüm. Aslında şu benim Arturia Minifreak'ten yaptığım şu mini arpej. Bu yine Do maj 7, Sol maj 7. O 4-1. 4-1 progression verdi. Gerçekten çok tatlış bir hava var ya. Ya o böyle çağırdıkça çağırıyor işte. Intro'ya kuş sesi koydum ve sonra buraya da geldi. Şu minnoş arpej. Yani bunları da çağırmış oldu haliyle. Ve bu umut veren bir arpej. Ekrana bakıyoruz. Yine bir lo-fi'lık buna bir şekilde katmak istiyorum. Yani şu. Dünle gitti işte gülüm. Beni sana yazdığından beri sorgusuzca senle meşgulüm. Bu önemli bir takıntı falan bilmem ne. Yani parçadaki, bestedeki, histeki o bütün olay, yani ses dünyası okey ama dediğim gibi unutmayın, armoni, armonideki doğru kararlar, doğru seçimler bence bu işi getirir. O yüzden şeydi, dünle gitti normal şeydi. işte gülüm. Beni sana yazdığından dediğim gibi bunu beri sorgusuzca senle meşgulüm. Böyle bir hafif lo-fi tadını bırakmak. E zaten ritmik bir yer burası. O arpejle birlikte beni sana yazdığından beri sorgusuzca senle meşgul. Yani zıvam zıvam bir EDM değil bu parça. Olmayacak da. Zaten klasik, daha böyle bizim yine 80'ler tadı aradığım bir parça oldu. Özellikle ara namesinde fark etmişsinizdir. O piyano riffi. Yani bu tadında bir güç, tadında bir tasarım. Bence ilk giriş olarak da destekliyor. Çünkü progresif ilerlemeyi seviyorum. Burası böyleydi. Introya gelirsek aynı bu sebepten dolayı introdaki bu arpejimi bununla girmek istedim. Bu çünkü gerçekten bak çok mutlu geliyor yani. O yüzden böyle bahçede güneş ışığı var, böyle kuş sesi geliyor. Yani daha doğal olmalı. Yani bu tat sıcacık olmalıydı. Melodiye geleceğim şimdi. E zaten ilk, yani yeterli tadında bir intro. Melodiye gelirsek. Tamam, bu arpejin çağırdığı bir his. Cevabı. Melodiyi de kendi başına normalde bulamamıştım. Normalde şöyle bir arkadaşımız vardı. Normalde bak analog lab'den öylesine, yani bir ilham bulabilecek, ilhamı verecek bazen hazır bir sample olabilir. Çünkü aklına her şey sıfırdan gelmek zorunda değil. Bazen herhangi bir synthesizer açarsın ya da sample açarsın. Rastgele presetlere bile bakarsın. O an çünkü gücün, takatin kalmamıştır ki ben bütün şarkıyı çalıştım, intro en son bulabildim. Düşün yani, artık fikir falan yok. Bir de ne koysan görüşünü de kaybediyorsun. Bitirmek istiyorsun bir an önce. Ve ben öyle bir noktadaydım. Zor bir noktadaydım. Ve ilham verebilecek bir şey arıyordum. Mesela bu introdaki bu melodiyi yazabilme ilhamım şuydu. Normalde işte bir tane bak Haruto Woodwinds diye bir preset, tamam mı?
Çok klasik bir ses. Çok canlı, yalandan bir tahtalı üfleme sample'lı synth'si artık bilmiyorum. Bu şeyi çok kullanmıyorum. Bu mesela o melodiyi yazmama ilan vermiyordu. Bu sesten ne yapabilirim? Çünkü bu bana çok bambaşka şeyleri çağrıştırıyor bu ses. Yani çok fazla sample, anlatabiliyor muyum? Fazla böyle dijital gibi düşünün. Bir olayı yok, bir esprisi yok gibi bu sesin. Bu bağlam, bu dünyanın içinde. Çok sentetik bir sample yani. Üflemeli gibi duyuluyor. Yani tahtalı, tahta üflemeli gibi duyuluyor. Bazen işte bir yine bakışını, perspektifini değiştirsin diye bir şeyler atarsın. Onlardan biri, bu alışkanlıklarından bir tanesi, ilham olsun diye. Bunu bir lo-fi'laştırayım. Geçmişten gibi gelsin. Yani bir nostaljik hale getirme yolunu kullandığımda direkt bu dünyanın içine girdim ki zaten o lo-fi keys muhabbeti, ki o da bu arada aynı şekilde lo-fi'laştırdığım bir sesti. Normal bir plucky, böyle bir synth ses de o. Minifreak'ten, Arturia Minifreak'ten çalıp kaydetmiştim. Lo-fi'laştırdığım zaman, burada Arturia'nın tape melofi var. Plugin'de basit böyle tape'ten geçmiş gibi bozabiliyoruz, o eski analog kayıt tadına getirebiliyoruz. Burada da bu ses birden zaten şu bozulma hali direkt o plak, o bak bir anda her şeyi yüklemeye başlıyor. Nostalji, Yeşilçam, yani bundan sonuçta bilmiyorum beynimiz nasıl çalışıyor ama yani duygularla olan kısmındaki bağlantı gerektiği için arşive ulaşman gerekiyor ve bunların hepsi ilham verici olması gerekiyor. İşte bu ilham ne? Mesela bende bu direkt tetikleyici oldu. Anlatabiliyorum. Şu an geliyor yani. Şunu duyduğun anda direkt sentetik günümüzden bir sesken az önceki. Şu anda bu tamamen geçmişe götürdü beni. Geçmişe götürdüğü için hani burada bir şeyleri bağlama oturtmaya çalıştığım için bu ses bir şeyler çalmalı gibi oluşuyor ve bu sefer ve Yeşilçam var işte bizim 80'lerimiz, 90'larımız, o dönemlerde çekilen filmler, müzikler, kaydedilen müzikler, artık neyse bu, bütün o benzerleri benim beynimde şu an bir şekilde ulaşıldı o tarafa ve şu arkadaşı, kayıtlı arkadaşı kapatayım. Yani buna şimdi bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Şurayı yoklayalım. Kuş sesleri var. Do majedi, sol majedi. Gidiyoruz. Minnoş minnoş gidiyoruz. Şimdi bu saatten sonra bu dünyanın içine giriyorum. Normalde bir tek ben anlarımda da yaptığım işte bu kür diye, özellikle bu tarz bir retrospektif bir ses. Gibi. Bu parça da mi minor? Aynı tonda bu arada, bir tek ben anlarımda. Yine bu kürdi vurgusu ki asıl ara namemde zaten belli. Bu vurguyu çok yapacağım için şu anda burada bu şeyi çok takılmamak lazım. O yüzden bunu bana hissettirdiği melodileri bulmaya çalışıyorum yani. Thank you.
bunu çok havasına giremediğim için çok tatlı, lezzetli bir melodi yazamamış olabilirim. Ama dediğim gibi şu an bu sound'un, sesin, o ses dünyasının içindeyim ve bunun bize çağrıştığı şeyler belli. Bundan sonrasını melodi yazmaya, içinde kalma, çünkü içinde kalman gerekiyor. Daha çok her bir melodik hareketin bir hissi, bir şey olmalı falan. Ondan sonra her şey bütün oluyor. O yüzden de günün sonunda bu parçayı dinlediğinde her şeyi bir bütün olarak hissediyorsun. Bir tarzı var gibi. Ki aslında benim tarzım yine karışık olsa da sonuçta o bütünlüğü hissediyorsun. O hissettiğin şey aslında seni bir yere götürüyor. Bunlar yılların tecrübesi bu arada. Hemen çok kolay yapabileceğiniz şeyler değil. Ama işte bu tecrübe sizi bir şekilde buraya getirecek. Ama getirdiğinde de işte bu tarz şeyleri kullanmış oluyorsun. Bunları ben kendim keşfetmiş oldum. Kendi kendime olan yolculuğumda. Şimdi böyle sizle paylaşması bilmiyorum. Belki kaybedeceğiniz zamanı çok hızlı toparlar. O yüzden şimdi bu kısım ve aranameyi de etkileyecekti. Bunu böylece halletmiş olduk. Parçanın burada bu armoniden bir yerde, bestenin yapısından dolayı bir yerde kurtulmam lazım. Burası. Burada sadece gitarlar ve böyle pedler koptu. Yine burada da klasik bir ped değil. Yine retro, retro havamız, lo-fi havamız bir şekilde burada. Yani bu gerçekten 80'lerde değil de yani oradan çıkmış bir kayıt gibi. Yani o lezzet, o tatta bir şey olsun istediğim tekrardan. Çünkü şu an bu sıralar köfünde bilinçli yaptığım bir şey. O yüzden bu pad de yani standart dijital hali o kadar tatlı değil. Şöyle dinleyelim hemen. Aslında onun gibi yapılmış bir pad. Yine herhangi bir resetim. Ya bundan çok önemi yok. Bunlar işte Arthur ya Analog Lab'den hızlıca bütün presetlere ulaştığım için. Mesela burada Demarco diye Profit. Çok klasik synth pad bu. Ama bunu biraz soslandırabilmek için bu RC20'yi çok kullanıyorum zaten. Retro Color yani bunun için üretilmiş bir plugin. Böyle canlı bir pad'i. Ama gitarlarımız var. La minör. Si minör. Sen geldiğinden beri İşte bu la minör, si minör, la minör, si minör. Okey. Tekrar şimdi pre chorus. Öpüşün olacak. Durup 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 yeniden yakacak. Başladı. Kim bilir kaç şey sende değiştirdim. Şimdi aranağımı çok güçlü, çok yukarıda. Yani bu parçayı tasarlayışım biraz farklı oldu. Yani bu şekilde yükselerek gidiyoruz. Ve aranağımı artık patlama bölümü, hadi kop kop bölümü gibi bir şey olduğundan dolayı aslında bir drop yani. Parçanın ilk korusu aslında. Yani aslında pre-chorus da oluyor. Şu an parçanın bölümleri nasıl adlandırdığımı da unuttum. Hadi şimdilik buna pre-chorus diyelim. Bir öncekine değil. O B bölümü gibi olur ya da verse 2 olur. Burası pre-chorus olsun. Kim bilir kaç şiş. Güçlü bir bas. Bam bam bum bam bam bum bam. Yani şunlar. Bu dum 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 zup. Ba, ba, ba. Bunu vurgulamanın yeni bir versiyonu şu anda bu. Ama bir anda boşluk gibi geliyor falan. Okey buldum. Zaten shaker'ların devreye giriyor hemen. O bir yürüklük kattı. Bu plak ya aslında bu dum 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 dum. Böyle bir bu tarzda bas yürüyüşleri böyle çok klasiktir. Hep akılda kalan bu pop versiyonunu yapmaya çalışıyorum bu arada bu dün için. O yüzden böyle bir klasik pop gibi havası da var. Klasik Türkçe pop. Sub bass ve üst layer oluşturan bir tane synth bass. Yani bir plak arpej ve sadece basslar eşlik ediyor şu anda Salman'a. Riskli bir hareket. Salman'ı bu kadar yalnız bırakmalı mıydım ilk? Sen değiştirdim, yazdım kalbim.
Bundan sonrası öncesi belli bir yoğunluk olmuştu ya, hep bir kontrast düşünüyoruz. Yani mesela burada şu tınılardan uzaklaşıp bas gücünü getirmiş oluyorum. Aşamadım, tenini yaşamadığımda da artık bu drop'a hazırladığımız bir yükseliş tadında build up yapıyorum. Onu da artık geçmedi, bitmedi. Şimdi araname gelmeden önce daha Latin flamenco havası tak 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 tak. O yüzden normal elektrik bas kullanıyorum. Normalde kullanmıyorum ki şu ana kadar synth basslar falan vardı. Şimdi burada artık o klasikleştireceğim dedim ya, o grubu da hissettirmek için böyle bir telli bas seçmem gerekiyordu. Bunda kayıt için vakit yoktu, o yüzden Ample Bass'ten direkt bu plugin'i kullanmış oldum. Direkt Precision tadı. Plug bass'taki İşi tatlandırmak, soslandırmak için zıp bap bap zıp bap olduğu için bunlar zaten direkt gelmiş oldu. Yani çok, hadi o kadar da aynı kalmasın, boş kalmasın diye bu az önceki kullandığım tarzda arpeji buraya da koymuş oldum. Eskiden poplarda ya da eski bizim Türk müziğinde, yani bu soloyu onunla birlikte çalmak biraz komik geliyor bana. Ama sonuçta bir yeri var ve kullanmak istiyorum. Böyle bir parça direkt kullanmak istedim. Ya yani bunu normal bir back vokal yapabilir ama enstrümanla yapması daha komik ve daha tatlı oluyor. Özellikle bizim 80'lerdeki kayıtlarda çok var böyle şeyler. Tarzımız da bu. İşte yaylılar, maylar, Türk sanat müziği orkestraları direkt lead melodi neyse direkt onu çalıyorlar. Bu da böyle bir işte ufak bir sos gibi oldu. Sonra kendini yaşamadım diye var. Çünkü beste çok yoğun bir beste bu arada. Buraya gelene kadar böyle inişli çıkışlı falan. Salomon'un en inişli çıkışlı yazdığı bestelerden biri bu. O yüzden sürekli böyle bir ikimiz dans ediyor gibi olduk yani, hani beste düzenleme, beste düzenleme. Onun yeri var, benim yerim var gibi. Şimdi burada tenini yaşamadım, artık bitiriyor. Çok şey söyledi buraya kadar. Artık o çalışırken o duygu böyle gidiyor geliyor gidiyor geliyor falan. Melodi grubunda yani şunu yazmaya kadar getirdi beni olay. İşte malum yani bu o diğer az önceki bahsettiğim, yani bunlar zaten bu güçte, bu enerjide oraya kadar böyle hani geliyor geliyor geliyor, zaten bir şekilde bana o ilhamı vermiş oldu. Yani bu melodiyi bir şekilde çıkışlı, işte özellikle yani bu çok benim için çok Türk sanat müziği, pop Türk sanat müziğinin daha o pop versiyonu.
bunlar böyle çok artık geldi yani, bu melodi yapmam lazımdı artık. Dediğim gibi klasik Türkçe pop biraz eski, 80-90'lar falan, hani zaten hani bu da bir tarz olduğu için ve böyle bir parçada işte yepyeni bir yaklaşım falan filan değil, tam tersi yani bir şeye refer ediyoruz yani prodüksiyon, zaten prodüksiyon anlatıyorum ya, hani burada sesin nasıl olduğunu önemi yok, işte klasik bir bas sesi, klasik bir kick, hatta o kadar iyi bile değil, kendi halinde o an yaptığım şeyler. Ama hep anlatmaya çalıştığım şey aslında şu, yani bir bütünde bir yere gitmeye çalışıyoruz diyor. Zaten prodüksiyonun bütün esprisi o, bütün amacı o. Yani rastgele bir şeyler yapmıyorsun. Yani bir bütünlük olmazsa bak, bu tarz çalışmaya aşina olmayan insanlar zaten şaşırıyor. Ama biz de çok kanıksamış durumdayız. Ama aslında ne kadar çok fazla elementleri, farklı farklı çalışan şeyleri bir araya koyuyoruz ve bunların hepsinde bir bütüne hizmet ediyor olması lazım. Ve sonunda yukarıdan ya da daha genişten baktığın zaman bir bütün bir şey ortaya çıkması gerekiyor. Yani çok özelde tamam, okey, çok güzel, bağımsız olarak çok güzel bir kick tasarlayabilirsin, bağımsız olarak çok güzel bir sesin olabilir, ama yani burada bunları tek tek gösteriyor olmamın sebebi prodüksiyonun bir gitmeye çalıştığı bir yer var. Yine buradaki bahsettiğim bu şey. Şimdi dedim babazım babazım babarım barım ba, yani hep bu havada gittik. İşte oradan dedim bak nostalji dedim biraz, işte bizim 80'lerden 90'lardaki o Türkçe pop'taki o keşfediş, o dans hali. Yani şimdi akıllarda, hafızalarda olan şeyler var. Şimdi ben bunları yeniden sıfırdan tasarlayarak ben bir yerlere dokunmaya çalışıyorum sürekli. Yani bütün espri bu. Prodüksiyonun bütün esprisi bu. Burada da gitmeye çalıştığım bir hedef var. Yani bu bir konsept. Bu bir işte tasarı konsepti. Şimdi burada da bu melodiyi çalarken biraz Türk sanat müziği etkisi olan tarzda bir şey, ama pop diyorum bak. O yüzden şu altyapım böyle olması gerekiyor. Şimdi pad, yani akompanya eşlikçilerimiz dener. Yine o bahsettiğim yine synth pad. Bununla artık bu bir sene olarak düşün. Bunu bir dönem olarak düşün. Tadı, kokusu, görseldeki, senin hafızandaki her şey, imajlar. Yani bu, ben hala bak o tarihteyim. Ya da oradan bir yere sıçradıysam, hangi tarihe gittiysem mesela bak hala oradayım. O yüzden onu destekleyecek olan bir pet gerekiyor. Çünkü burası canlı bir yer. Hani pet, bu synth petin yine synthesizer olduğu için, yine o dönemlerde çok aktif kullanıldığı için ve bu melof, yani retrolaştırılmış haliyle bir de, yani tek başına o Prophet tarzı bir, yani polifonik herhangi bir synthesizer'dan yaptığım bir synth pet o. Ama mesela bak o yetmiyor. Üstüne tasarımı da noise'laştırıp biraz işte o retro color'dan geçirip bir tık daha o tada ulaşmaya çalışıyorum. Gruba karar vermişim zaten. Grubu duydunuz. Pet akompanya olarak boşluğu dolduruyor ve o tadı koyuyor. Şimdi gitarlar var. Ya bu funky gitar bu tarzda bizim özellikle Türk aranjörler tarafından çok kullanıldı. Yine dediğim gibi bir referansım var ya, bir amacımız var ya, oraya hizmet ediyor. Okey. Ve canlandırdı da zaten diğer taraflardan. Bir milyon kere kullanılmıştır yani bu fikir. Bir özelliği var mı tek başına? Yok. Ama ne dedim? Bu prodüksiyonda çok farklı şeyler zaten kullandım. Bir de biz köfünüz. Yeni bir grubuz. Ama bilerek bu referansı kullanıyorum. Şimdi sen bunu sıfırdan, hadi ben bir tarz yapacağım.
bak sadece bunu kullanacağım dersen yine olmaz. Şu anda bir bütünün bir parçası olduğu için ve ona hizmet ettiği için işte şey gibi düşün yani işte 2000'lerde şu televizyon kanalında şöyle şöyle program formatları çok vardı. Mesela o program formatına ulaşabilmek için onun gerektirdiği belli başlı şeyleri yapman gerekiyor ki izlediğinde mesela bu parodi bile olsa yani onu o yapan o programı o yapan şeyleri biliyor olman lazım ki geyik videosu bile olsa onu öyle giyinirsin işte o tarz çekim tekniği kullanırsın öyle araçlar kullanırsın falan filan o zaman yolculuğunu bir şekilde halledersin. Yani müzik işte bu hareketlerden dolayı direkt zamanla alakalı yani her şey. Ve bu gitarları bu arada ben bunları hızlıdan sample'la yapıyorum. Yani bu parça yaparken o çok kayıtla uğraşmak istemedim. İşime yarayan tarzıyla bulduysam kesip biçip akorları manipüle edip transpoz ederek bunu halletmiş oluyorum. Şimdi bir tık daha destekleyen pedim var. Yine retrodayım yani. Bak VST'den yaptığımız için çok böyle dijital tarzda bir ses bu. Yani şimdi FM ama İşte bir tık daha o referansa gitmem lazım. Bak plaktan geçirilmiş ya da kasetten geçirilmiş gibi o bozulmaya daha çok ihtiyacım var. Şu an tamamen retro oldu. Gerçekten şu an kasetten geçirmişim gibi oldu yani. Buna da ihtiyacım var. O yüzden bunu da ekliyorum. Bu kadar. Şimdi melodiler de zaten çok spesifik. Diğer videolarımı izleyenler bilir. Yani layer layer yani şu anda bak burada bir sürü kanal var. Bu tarafı özellikle 3 tanesi çalacak. Bir de bu çalıyor. 3 çaldığı anda bu havamız. Besteye geri dönelim. Bitti burası. Aynı progression'a tekrar geri dönüyorum. Do majedi, sol majedi. İlk bölümden bir tık daha farklı olsun diye buradaki aynı fikri biraz daha güçlendirecek sesler ekliyorum. Ekstra bir şey yok. Bunu ekledim. Böyle bir şey kaydetmiştim ama biraz karman çorman burası. Burası böyle. Burada duyduğunuz bir şey var. Dikkat ettiğinizi biliyorum. Bunu tekrar dediğim gibi çok hoşuma gidiyor. Bazen yapıyorum böyle. Yapılmaması gereken bir şey gibi ama bazen de yaparsın. Bu arada ne oluyor biliyor musun? Yine bu salak lead tonuyla çünkü çalınıyor böyle işte vokalin söylediği melodileri çalıyorlar falan filan. O saçma hal aklıma geldi ama bu tarz müzikte de çok bazen çok tatlı olabiliyor. Beni sana yazdığından beri sorgusuzca senle meşgulüm. Daha çok vurgu yapıyor aslında.
Salman'ı destekliyor yani, o yüzden. Kim bilir kaç şeyi sende değiştirdim. Yazdığım kalbimi senle birleştirdim. Yanıma yatağıma geldi. Duruldu tabii ki de burası. Geçmedi bitmedi ben. Kim bilir kaç şeyi sende değiştirdim. Yazdığım kalbimi senle birleştirdim. Yanıma yatağıma geldi. Harmoniyi burada değiştirebileceğimi bildiğim için yine aynı muhabbet. İşte o yükselme hissini burada chord progression'ı değiştirerek de yapıyorum. Bu zaten klasik pad. Bunlara filtre koydum. Hani burası yükselen ve diğer tarafa açılan bir şey olduğu için böyle filtre cutoff hareketi var. Yani bunları hiç anlatmam bile gerek yok. Çok basit çünkü. Burada tekrar çekiyorum. Yani aslında basit bir orkestra var. Hani burada sadece varyasyonlar, işte bölümlerde ne çalınması gerekiyor. Ama dediğim gibi burada bütün espri, yani bu prodüksiyonun amacı ne? Burada nasıl bir dünya kurmaya çalışıyorum? İşte o yüzden oraya hitap ediyor mu, etmiyor mu? Şimdi burada geliyor. Kick çekilmiş. Şu pede mesela böyle bir partisyon çaldırmışım. Ama aşağı yukarı hepsi aynı zaten. Burada melodiyi daha da güçlü yaptırmak için. İlk kadar zayıf kalmasın, burada bir daha da agresif olsun dediğim için biraz daha böyle bir layer daha eklemiş oldum. Ve yine aynı şekilde diğerinin kopyası olmasın diye burada bir atak yapıp daha da bu. Hadi haydi hep birlikte eller havaya, kopuyoruz Allah Allah gibi. Böyle bir feeling koymuş oldum. O kadar. Yine aynı. Şimdi burada bitirebilirdim. Yine al aramızdan da olduğu gibi burada da tatlış bir son melodi daha eklemek istedim. Yine o flütümüzle. Bir varyasyonu olabilecek tarzda. Böyle de bitmiş oluyor. Yani detaylara şimdi bakıyorum. Çok bir şey yokmuş bu parçada. Ama buradaki gideceği yer, dediğim gibi, o çok önemliydi. Ve bunu işte yani Sertaç Hoca'yla zamanında işte prodüksiyon analizi yaparken Katy Perry'nin Grammy ödülü alan parçası hangisiydi? Orada yine prodüktörün böyle paylaştığı projedeki hani yaklaşımları vesaire. Onunla ilgili bir blog yazısı gibi bir şeydi sanırım. Onun üzerine çok konuşmuştuk, analiz etmiştik. Yani orada ilk aydınlanmıştım zaten. Yani dışarıdan aslında çok garip gözüküyor projesi. Yani çok modern bir şey. Aranjör, aslında bu kelime kullanmayı sevmiyorum da işte prodüktör. Prodüktörü tamamen mixine kadar kendisi yapmış ve oradaki detay neydi? Mesela çok
insanların hafızasında olan bir mikrofon mu vardı? Bir garip bir alet vardı. Oradaki saçma ses tınısını falan yakalamaya çalışıyordu herif her yerde. Çünkü çok garip garip hareketler yapmıştı. Garip EQ'lar vesaire falan. Onu bulabilirsiniz belki internette. İster istemez o vizyonda, o yaklaşımda, o konseptte olmuş bir parçaydı. Yani her şey kırık dökük, garip bir şekilde ama zaten amaç o. Yani bir şekilde ben sonunda bu bütün olarak, tek tek baktığımda bütün olarak bu parçayı dinlerken, bu parçanın, bu bestenin hissini bu şekilde size sunabildiysem işte prodüksiyonun amacına ulaşmış oluyorum. Yani detayda neyi ne kadar yaptığının çok bir önemi olmayabiliyor. Buradaki bu konsept tasarım mevzusu çok önemli. O fikir olarak vardı, his olarak vardı. Sonuçta elindeki tekniklerle de, elindeki seslerle, imkanlarla da böyle yapmış oldum. Valla diyecek başka bir şeyim yok gibi sanki. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Popstar albümünden devam eder miyiz bilmiyorum. Hepsini yapmak mı lazım yoksa son çıkan parçamız yakışıklıyı mı hızlıdan atlamak lazım? Hepsini istiyorsunuz biliyorum. Çok yazıyorsunuz. Yani bakacağız bir şekilde köfünün günceline belki yetişiriz. Ya da direkt atlarız dediğim gibi. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kanalım hala çok yeni ve size bunları olabildiğince yapmak istiyorum. Siz de bana böyle destek olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.